Void ve Newslab Türkiye işbirliği ile hazırlanan Temel Veri Gazeteciliği eğitimlerine hoş geldiniz. Eğitim videolarına geçmeden önce veri gazeteciliği hakkında bazı temel bilgilere yer vereceğiz. Dünyada veriyle çalışan haber merkezleri, ham veriden değer yaratabilen kurumların daha iyi habercilik yapabildiği görüşündeler. 2013 yılından günümüze kadar her yıl verilen veri gazeteciliği ödülüyle incelendi. Bu görüşlerinde yanılmadıklarını söyleyebiliriz. Nitekim veri gazeteciliği üretim pratiklerinde niteliksel anlamda sarsıcı gelişmeler söz konusu. Kullanılan açık kaynak araçlar, açık veri, veri setlerinin hacmi, kullanılan diller, yüksek kamu yararı taşıyan haber konuları ve her şeyden anlayan veri bölümleri en ince detay bu gözlemleri doğruluyor. Bunun da şeffaflıkta, hesap verilebilirlikte ve yolsuzlukla mücadelede önemli bir araç olduğu kanısındalar. Yani verinin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve haberi bir parçası haline gelmesi bir bağlamda artan veri setleriyle geliştirilen araçlarla daha güvenilir içerikler oluşturmasına olanak sağlıyor. Yani veri gazeteciliği de bu bakış açısı temelinde şekilleniyor. Eğitim videolarına geçmeden önce veri gazeteciliğinin ne olduğunu, temel çerçeveyi ve temel kavramları sizinle paylaşmak istiyoruz. Öncelikli olarak veri gazeteciliğinin tanımıyla başlayalım. Veri gazeteciliği sayılardan haber çıkarabilme pratiğidir ve sayıları haber yazmak için kullanmak. Bir diğer tanımıyla bilgisayar destekli habercilik ve hesaplamalı haberciliğin evrimidir. 16. yüzyılda da örnekleri var. Türkiye'deki basın tarihinde de örnekler görebiliriz. Burada ise geçmiş gazetenin bazı kükürlerinde nasıl sayıların haberlerde kullanıldığını görüyoruz. Türkiye örneğini incelememiz gerekirse geçmiş gazetenin sayfasını inceleyerek görmemiz mümkün ama ekonomi sayfasını incelediğimizde daha net bir şekilde sayıların 1930'lardan, 20'lerden, 1950'lerden nasıl günümüze haberciler tarafından kullanıldığını görebilirsiniz. Veri gazeteciliği tanımını ise sızıntılarla birlikte almaya başladı veri gazeteciliği. Bu sunumda gördüğünüz gibi Panama belgeleri, WikiLeaks belgeleri, Lüksemburg sızıntıları, Panama belgeleri gibi birçok sızıntıyla birlikte dünyada haber merkezleri veriyle çalışmanın yöntemlerini aramaya başladılar. Veri gazeteciliği tanımı da aslında ilk böyle başladı. WikiLeaks verilerini nasıl işleyip ondan nasıl haber çıkartabileceğinin tekniklerini ve metotlarını ararken veri gazeteciliği tanımı çıktı. Örneğin burada ilk sızıntılar arasında WikiLeaks'i görüyorsunuz. 1.7 GB 2010 yılında sızdırılan, ardından 2013 verisini görüyorsunuz. 260 GB, 4 GB 2014, ardından 3.3 GB ve Panama belgelerine baktığımızda 2.6 terabayt gibi oldukça büyük verilerin sızdırıldığını görüyoruz. Sızdırılan 2.6 terabayt veri 11.5 milyon belgenin yapısına baktığımızda e-posta, veri tabanı, PDF, fotoğraf ve metin. Bu verinin çoğu yapılandırılmamış yani analize uygun değil. Analiz edilebilir hale getirilmesi gerekir. Yine bu örnek üzerinden gidersek Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu bu belge üzerinden 2.6 terabayt büyüklüğündeki veriyi nasıl haberleştirdiklerini, haber merkezlerini nasıl haberleştirdiğine dair de detaylı olarak açıklama yayınlamıştı. Örneğin burada 11.5 milyon belgeyle 400 gazetecinin dünya genelinde çalıştığını ve 40 yılın arşivini incelediklerinden bahsetmişlerdi. Özellikle WikiLeaks örneği üzerinden gidersek data bölümü oluşturan ilk haber merkezi Guardian'dır. WikiLeaks dosyalarını kullanarak haberde datayı çok etkin şekilde kullanan haber merkezlerinden birisi, bunu belirtebiliriz. Özellikle WikiLeaks sızıntılarıyla Afganistan ve Irak'ta sivillerin nasıl öldürüldüğüne yönelik günlükler çıkmaya başlamıştı. Bu ekranda gördüğünüz detaylar da bunu kapsamakta. Gazeteciler ilk kez o dönem birlikte çalışmanın yollarını aradılar ve böyle bir gazeteciliği çıktı. İlk sızıntılar örneğinden gidersek Guardian'ın editörünün yaptığı bu ilk çalışma, bu gördüğünüz Irak Savaşı'nda ölen sivillerin haritasını hazırladı. WikiLeaks dosyaları sızdırıldıktan sonra yapılan bu çalışma ilk veri gazeteciliği örnekleri arasında gösterilebilir. Irak Savaşı'nda ölen yaklaşık 60 bin kişiyi gösteriyor. Harita yakından incelenirse her kırmızı nokta ölen sivilleri temsil ediyor. Bazen bir kırmızı noktada birden fazla kişinin bilgisine ulaşabiliyorsunuz. İnteraktif haritada üstüne gidip tıklandığında ise hangi bölgede ölümün gerçekleştiği, neden öldürüldüğü ve hangi ateşli silahla öldürüldüğü gibi detaylar yer alıyor. Ama diğer önemli nokta ise verisine ulaşıyor olmamız bu çalışmanın. Evet, şimdi de veri gazeteci süreçlerinden bahsedelim. Bu gördüğünüz grafik oldukça ünlü ve yaygın olarak veri gazeteciliği anlatırken kullanılır. Veri toplar, temizler, analiz eder, görselleştirir, haber yaparsınız.
Tabii ki birazcık daha detaylı bakmak gerekirse veriyi bulursunuz, bir araya getirirsiniz. Çok fazla datanız olabilir ve doğrulamanız gerekir. Kaynağı ve üst verisini incelemeniz gerekir. Temizleyip analiz edip bulmanız gerekir. Yani görselleştirip haberleştirmeniz gerekmektedir. Yapılma biçimleri ise veriyle hazırlanmış haberler, araştırma biçimlerinin kullanıldığı haberler, verileri açıklayan haberler. Ekip olarak da Vegas veri ekipleri değişebilir. Ancak tek kişilik, iki kişilik ekip, 4-6 kişilik ekip ya da büyük ekiplerle de çalışabilirsiniz. Kime veri gazetecisi denir? Veri gazetecisi veri gazeteciliği araçlarını kullanarak veriyi toplayan, temizleyen, analiz eden, görselleştiren ve haberde kullanabilen kişiye diyoruz. Twitter'dan Data Journalism yazdığınızda kendini veri gazetecisi olarak tanımlayan profilleri inceleyerek ne tür çalışmalar yaptıklarını ve nerelerde çalıştıklarını daha detaylı görebilirsiniz. Veri gazeteci yapmayı kolaylaştıran süreçler ise şöyledir. Araçların yaygın olması, veriye erişim açık veri, haberin doğruluğuna olan ihtiyaç ve farklı meslek gruplarının dahil olması. Veri gazetecisi hangi eğitimi alır? Bu ekranda gördükleriniz 2018 itibariyle ödül almış veri gazeteci projelerinde kullanılan metotlar, yöntemler, gazetecilerin haber üretirken kullandıkları beceriler, araçlar, yöntemler. Gördüğünüz gibi veri gazetecisi hangi eğitimleri alır derseniz bir standardı yok. Her haber merkezi ve her gazeteci kendi yönelimine ya da kendi yatkınlığına göre aracı haberinde kullanabiliyor. Gazeteciler hangi eğitimleri almalıdırın tam anlamıyla bir yanıtı yok. Bu haber merkezlerine göre değişmektedir. Araştırmaya baktığımızda gazeteciler öncelikli olarak veri analizi eğitimi, becerisi edinmeyi önemsiyorlar. Sonra programlama dili, ardından veriyi görselleştirmek, ardından temizlemek gibi veri yapılandırmak ve benzeri. Gördüğünüz gibi öncelikli olarak veri analiz etme becerisini daha fazla öğrenmek istiyor gazeteci ve bu 2017 anketi bunun daha da arttığını düşünebiliriz. Ama yine de bir üniversitede, bir lisans programında veri gazeteciliği nasıl öğretilir, müfredatı nedir, ortalama neler anlatılır diye merak edilirse bu gördüğünüz program verinin ne olduğu, türlerinin neler olduğu, veri kaynağına nasıl erişildiği, açık verinin ne olduğu, bilgi edinme hakkı, veri gazetecinin tanımı, tarihi, veriyi bulma, toplama, analiz etme, kazıma, dağınık veri yapılandırma, temel istatistik, veriyi görselleştirme gibi çok programlardan oluşur. Veri gazeteciliği bölümü olan haber merkezlerine yer vereceğiz. Pakistan, Mısır, Kenya, Suriye, Hindistan, Çin, Türkiye, İngiltere, İsviçre, 538, BuzzFeed, ProPublica, New York Times'ın Upshot'ı, The Guardian'ın data bölümü, dünyanın her yerinden yapılan başvurularda her yıl niteliksel anlamda büyük bir artış ve yapılan içeriklerin üretim şeklinde büyük bir gelişme olduğu gözlemlenmekte. Bu yeni teknolojiyle entegre bir şekilde haber merkezleri de haber için ciddi üretim yapmakta. Veri gazeteciliği projelerini inceleyerek de aslında veri gazeteciliği nasıl yapıldığını görmekte mümkün. Yine belirttiğim gibi veri gazetecinin ilk yıllarında haber merkezleri bir araya gelerek ilk veri gazeteci e-kitabını çıkardı. İkinci veri gazeteci e-kitabı ise 2018'de çıktı ve hala da bazı bölümleri geliştirme ve yazmaya devam ediyor. Birinci ve ikinci veri gazeteciliği el kitabı da bu süreçte çıktı ve son 2018'de veri gazeteciliği el kitabı çıkarıldı. Birinci el kitabı Türkçe ve veri bülteni sayfasından erişmekte mümkün. Ayrıca 2017'de Google News Lab'in yaptığı önemli bir rapor var. Bu rapor tabii ki 2019 itibariyle değişiklikler olduğunu düşünüyoruz. Ancak raporu incelediğimizde yine de bize fikir verebilir. Amerika, Britanya, Fransa ve Almanya'da karar vericiler, veri görselleştirme uzmanları, veri gazetecileri ve video gazetecilerle yapılan görüşmeleri kapsıyor. 900'e yakın haber sitesiyle incelendi bu rapor kapsamında. Özellikle dijital ve çevrim içi haber merkezlerinin %60'ında veri gazetecisi bulunduğunu görüyoruz. Raporun tamamını da buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye'de nasıl? Biraz değinmekte fayda var görüyoruz. Dolayısıyla 2012 yılında Dağ Medya'da ilk kez Türkiye'de bu alan için içerik geliştirildi ve atölyeler düzenlendi ve atölyeler devam ediyor. 2013 yılında verigazeteci.com sitesinde spesifik olarak bu alanda içerikler yapılmaya, üretilmeye başlandı. Ardından 2015 yılında bu alanı yaymak için Açık Veri ve Verigazeteci Derneği kuruldu ve bu dernek kapsamında 2016'da çevrim içi kurs altyapısı geliştirildi. 2000'e yakın insan eğitildi ve sertifika programı düzenlendi. Veri kampı
toplantısı yapıldı. Ulusal Açık Veri Konferansı düzenlendi ve 2018'de VeriOkuryazarlığı Derneği kuruldu. Lisans programlarında da 15'ten fazla iletişim fakültesine ders olarak verildiğini belirtmek mümkün. İlk açık erişimli ders modülleri geliştirildi 2016 yılında belirttiğim üzere. Bunlar 5 modülden oluşuyordu ve 35 e-ders var. Bunlara ulaşmak mümkün. Buradan Kitbook adresine girilerek bunlar da alınabilir ve video destekli eğitimler buradakilerde açık kaynak erişmek mümkün. Sona gelirken de veri gazeteciliği prensiplerine değinmek istiyorum. Tabii ki bu liste uzatılabilir. Ancak dünya genelinde veri gazetecilerinin, veri gazeteci kavramını yazan ve çalışanların, bu alandaki uzmanların ortak fikriyle gelişen bu prensiplerden birkaç tanesini sizinle de paylaşmak istiyorum. Verileri kendi başına bir güç olarak sorgulamaya çalışmalıdırlar. Veri gazeteciliğinde editoryal bağımsızlık, teknolojik bağımsızlığı da içermelidir. Veri gazeteciliği sadece kullanılan kaynaklarda ve dilde değil, tasarlanan araçlarda da tarafsız ilkesini gözetmelidir. Verilerin ulaşılabilir ve mevcut olduğu konulardaki hikayelere odaklanmak tarafsızlık değildir veri gazeteciliğinde. Veriyi üreterek ve açarak verilerde göz ardı edilenlerin sesi olmayı amaçlamalıdır veri gazeteciliği ve veri gazetecisi. Kişiselleştirilmiş haberlerde verilerin bağlamı ve kapsamında editoryal bir sorumluluğu vardır veri gazetecilerinin. Verinin ışık tuttuğu insan hikayelerini arayıp bulup anlatarak önemli, ilgi çekici hale getirmelidir veri gazetecisi. Kullanılan algoritmalar incelemeye ve gözetime açık olmalıdır veri gazeteciliğinde. Kullanılan kodlar, metotlar paylaşılmalı ve bu paylaşım verimli çalışmayı ve gazetecilik standartını yükseltmeyi sağlar. Okuyuculara hak ve sorumluluklarını kullanmaları için güçlendirmeye çalışmalıdır veri gazetecileri. Ayrıca ortak çalışmaya ve ekip çalışmasına açık olmalıdır da başlanır. Merak ve yoğun uygulama. Uygulama, uygulama ve uygulama. Ama öncelikli olarak merak etmek önemli. Ardından düzenli olarak okumalar yapmak. Etiket takibi ki bu çok önemlidir. Buradan bir TweetDeck hesabı açarak ya da kullanarak rahatlıkla data-driven journalism, data visualization, data viz, veri görselleştirme, veri gazeteciliği gibi etiketler açarak ya da daha detaylı olarak data journalism de olabilir. Bu hashtagler özellikle DDD oldukça eski bir etiket ve bu etikette ciddi derecede dünya genelinde çok farklı gazetecilerin yaptığı işlerine erişmek mümkün ve güncel olarak takip etmek de mümkün. Yani veri gazeteciliğine başlarken etiketleri gözlemleyerek ve takip ederek de işe başlayabilirsiniz. Excel'e zaman ayırabilirsiniz. Temel istatistik 4 işlemle başlayabilirsiniz. Aynı zamanda açık platformlara üye olarak oradaki insanlardan yardım ve destek alabilirsiniz. Düzenli örnek inceleyebilirsiniz etiketlerde ve ayrıca öğrendiklerinizi paylaşmanız aslında bu alanın en önemli nüanslarından birisi diyebiliriz. Buradan veri gazeteci rehberine girerek de rahatlıkla yapılan işleri ve merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Temel veri gazeteciliğine dair detayları paylaştık. Bu sebeple Lee'nin de dediği gibi veri analizi gazetecinin geleceğidir. Veri gazeteciliği de bu açıdan çok önemli bir fırsattır. Bu ve benzeri eğitimleri alarak siz de bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Bu yeni yöntemleri öğrenerek daha iyi bir gazeteci olabilirsiniz.